gelsin. Adını yonga anlamındaki İngilizce kökenli kelimeden alan bir çerez türüdür. Bu bir kaju. Çerezdir. Değil mi? Değil. Nereden gittik kajuya? Kaju bildiğiniz tropikal ortam fıstığı. Tyra Banks gibi bir şey. Cips. Cipstir o. 400 puan değerinde. İkinci soru gelsin görelim. Anlayışlı ve sezgili kimse. Yaygın bir erkek ismi aynı zamanda. Harf alayım. Buyurun. Anlayışlı. O anlar. Harf alayım. Anlar o, anlar. Arif. Arif olan anlar. 200 puan değerinde. Geliyor yeni soru. Arapça kökenli ama korkutmasın sizi. Kullanılıyor efendim. Arapça kökenli dediğimiz zaman illa zor kelime gibi. Hayır değil. Kullandığımız bir kelime. Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan. Etkisinde veya karşısında bulunan. Harf alayım. Yani kendisin efendim? Bir harf daha alayım. Bir tane daha peki. İşte hakaretlerine maruz kalacağım ben. Kısa kısa sorular bunlar. Altını çizdiğimin üzerine yönelin, olur mu Aslı Hanım? Kafanızı karıştıracak yerleri de var çünkü. Buyurun gelsin. Ulanan parça. Boş verin ulamayı filan. Ek. Ek. Ek anlamına gelen 5 harfli bir kelime. Harf alayım. Peki. Mesela hafta sonu eki. İlave. İlave. 400 puan değerinde bir. Bakın ne kadar kısa kısa sorular. Hı hı. Çok rahat ilerleyebileceğimiz tarzda. Halen de ilk dakikanın içerisindeyiz. Sıkıntı. İç sıkıntısı. Hani bazı mekanlarda olur bu. Harf alayım. Mekanın genel karakterinde öyle bir şey vardır. O bizim içimize de yerleşir. Burası ne kadar nokta noktalı. Evet, bravo. Bravo. Altı harfidir, tek bir kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur sorusu. Görelim bakalım. Ayak izleriyle oluşan yol. Aslı Hanım. Gide gele ayak izleriyle oluşan yol. Keçi yolu da derler. Patika. Patika duramış. Altı puan verirler. 7 harfidir cevaplarım. İlki sizi yarışmanın tam ortasına taşır. Hazır mısınız? Ah gayret. İyi gidiyorsunuz. Çok iyi gidiyorsunuz. Davranışları ölçülü, olgun olmayan, ciddiyetsiz. Ciddiyeti sormuştuk ya. Şimdi tersini soruyoruz. Davranışları ölçülü değil. Lakayet. Dikkat. Harf alayım. Lakayet de olabilir. Ama bu ne için kullanılır? Mesela lüzum... Laubali. Bravo! Vallahi bravo. Şimdiye kadar da yani böyle yardım olsun diye söylediğim şeyleri genellikle benim ağzıma tıka tıka cevapladınız. Soruları hep öyle yapın. En sevdiğim yarışmacı. Buyurun gelsin yenisi. Genellikle her düşünce ve işi olumlu yönde değerlendiren. Pozitif. Optimist. Nedir o Türkçesi? İyimser. İyimserdir Türkçesi, çok güzel. Risk de almaya başladı Aslı Hanım. Alıştı. Yarısını bitirdik, ondan sonra alıştınız ama. Diken diken. İyi gidiyorsunuz ama. Nereye doğru gidiyorsunuz biliyor musunuz? 9000'e doğru gidiyorsunuz hanımefendi. Ve açıkça söyleyeyim, hakkınız da odur. Hani şimdi gereksiz yere sizi bir riske atıp da ondan sonra kazanabileceğinizden de geri tutmak istemiyorum. O yüzden tabii ki almayın. Fakat hakkı budur. Öyle bir performansınız var. 9000'e doğru da ilerlemektesiniz. Buyurun bakalım. Acaba bunu biliyor musunuz ama? Genellikle üstü bez, altı hasır tabandan oluşan yazlık ayakkabı. Onların ismi? Sandalet. Sandalet değildir o. Bakın bez diyor üstü. Harf alayım. Peki. Üstü bez diyor bakın. Altı hasır tabanlı. Iskarpin. Iskarpin değil o. Çok ayakkabı adı var. Bir tane daha alın. Düşüyor şu anda. Bir harf daha alayım evet. P var, D var. Bir tane daha alın. Bir tane daha harf alayım. Alabilirsiniz efendim. 17 tane daha harf alabilir. Espadril. Nedir o? Espadril. Verin şu eli bir sikeyi. Tamam. İyi miyiz? İyiyim. Hoşuz. Buyurun gelsin yenisi. Harf almayı sevmiyorsunuz siz. Göğüs ve karın boşluğunu ayıran kasım diyafram adını hiç harf almadan bilirsiniz. Tamam. Şimdi
Başka bir günde olsaydık sizi burada biraz zorlardım. Aman sakın harf almayın Aslı Hanım. Şöyle düşünün Aslı Hanım, böyle düşünün Aslı Hanım. Zaten sonu mastar Aslı Hanım. Alın harfinizi. Çünkü biraz kafa karıştıracak şekilde yazılmış. Şey olduğu, kolay olduğu halde. Buyurun. Elinden kaçırmak, başkasının sahiplenmesine engel olamamak. Yalnızca elinden kaçırmakla kalmamış, bir de gitmiş başkası sahiplenmiş. Demek ki onu ona... Hadi bir harf. Harf alayım. Buyurun. Ne güzel yerden geldi o harf. Ismarlasak gelmez. Bir tane daha mı alsak? Evet alayım. Şansımız yerinde bir tane daha istiyoruz. R'den sonrası mastar. Kötü yerden geldi ama ya mek ya. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir harf daha alayım. Mak diye bitiyor. Kaptırmak. Kaptırmak. 500 puan değerinde. 5400 oldu kasa. Geriye de 3 tane soru kaldı Aslı Hanımcığım. 3 tane soru. 2900 puan değerinde sizin bu 5400 puanınızı alır, 8300 puana kadar taşır. İsterseniz o son 3 soruda 13 tane harf alabilirsiniz. Hala dokunsam ağlayacak gibisiniz ama yani bu iş bitti gibi. Balkonda filan böyle çiçek, böcek, böcek değil de çiçek yetiştiriyor musunuz? Evet. Anlar mısınız çiçeklerden biraz? Pek değil. Pek değil ama bilirsiniz değil. Değil mi? Yani. O umarım. Nedir, bu nedir? Gördüğünüz zaman umarım anlarsınız. Bir bakalım. Sarmaşık, asma, yasemin gibi bitkileri nitelemek için sarılıcı sözüyle birlikte kullanılan bir sözdür. Bu tip bitkilere sarılıcı ve nokta nokta bitkiler denir efendim. Sarmaşık tut. Harf alalım mı? Alalım. Buyurun. Bir tane daha. Harf alalım. Bir tane daha. Çok güzel. Bir harf daha. Evet. Buyurun bir harf daha. Bir tane daha. Evet. Bir tane daha. Ne yapıyor bu bitkiler sarılmak dışında? Tırnaklı. Tırnaklı mı? Allah korusun. Düşün çardakta oturuyorsun bir anda hart. Sarmaşık, asma, yasemin gibi bitkileri nitelemek için. Sarılıcı sözüyle birlikte kullanılan bir sözdür efendim. Sarılıcı. Sarılıcı ve ne yapıcı bitkiler? Ne yapar mesela sarmaşık? Dolanır. Tamam sarıla sarıla. Tırmanıcı. Tırmanıcı. 500 puan değerinde. 8000 olmayacak ama 7900'e çıkabilecek durumda. Yani 9 tane harf alabiliriz istersek son 2 soruda. Son 2 sorumuz mu? Ama süremiz ne kadar? Onu söyleyeceğim şimdi. 9 saniye son 2 soruda 9 tane harf almanıza müsaade etmez Aslı Hanımcığım. Siz şimdi birazcık garip olan şu ilk 10 harfli cevabınızı bulacaksınız. Sonrası zaten son sorunuz, son cevabınız çocuk oyuncağı. Şunu bir halledelim. Şuursuzca yapılan iş ve etkinliklerin bütünü. Nasıl işler? Nasıl etkinlikler? Harf alınız lütfen. Harf alayım. Bir tane daha mı? Harf alayım. Durdurdumuşsunuz. Bir tane daha verdik. Harf al. Yok, durdurduktan sonra artık öyle seri harf veremiyoruz. Şuursuzca yapılan. Şuur neydi efendim? Bilinçsizce. İki kelime. Bilinç dışı. Bilinç dışı 800 puan. Son soru, son cevap. 2 saniye içerisinde alabildiğiniz kadar harfi alınız. Sonra tokatı indirip bu cevabı veriniz. Bu cevabı vermezseniz arkada çok sevinecek bir tanıdığım var. Hüsam abi. Evet. Geliyor yeni soru. Son soru. Gizemli. Harf mi? Durdurduk harf alayım, mu? Harf alayım. Harf alayım, harf alayım diye bir şey olur öyle mu şimdi mi? Bu noktada? Olmaz mı? Gizemli. Esrarengiz. Esrarengiz. Üzgün müsünüz?